Fakat Türkiye'de cezaevlerindeki uygulamalar devletin oradaki mahpuslara yönelik intikam güdüsüyle yürütülüyor. Devlet öç alıyor. Hukuku reddediyor, hukuku tanımıyor. Şimdi ne yapıyor AKP iktidarı? Sadece mahkemelerin verdiği cezayla yetinmiyor. Oysa ki mahkemeler sadece ceza verme yetkisine sahiptir. 1 Ocak 2021'de ucube bir yasayla idare gözlem kurulları diye bir kurul oluşturdular. İşte keyfi hareket eden ve bu kurullar insanların infazını uzatıyor ya. İnfazını uzatıyor. Peki bu kurullarda kim var biliyor musunuz? İdari personel adı altında kalorifer teknikeri de var. Elektrik tesisatçısı da var. Birinci müdür de var. Psikiyatr da var. Nasıl uzatırsınız ya sen? O insanların cezasını hangi yetkiyle uzatırsın? Ama önlerine ucube dediğim gibi bir yasa koymuşlar. Adeta gecekondu mahkemesi. Cezaevinde insanlara 6 ay daha kalıyorsun, 6 ay daha kalıyorsun. Keyfiyetin olduğu yerden hukuktan söz edilemez. Bunu ne de devletten söz edilebilir. Ortada bir devlet kalmamıştır artık. Hukuka bağlı değildir çünkü. Ha, neymiş gerekçe? Çok kitap okudun. ALES sınavına niye girmedin? Sen işte efendim fazla su kullandın. Kitap okudun ya da okumadın. İkisi de ceza gerekçesi. Elimde kararları var. Bir de başka bir şey var, pişmanlık da yatılıyor. Ya siz insanlar demokrasi mücadelesi veriyor diye neden pişman olacak? Siz pişman olacaksınız yarın ya. Bu eziyeti yaptığınız için siz pişman olacaksınız. İnsanlar ömrü boyunca bir mücadele yürütüyor. Siyasi tutuklu hepsi. Düşüncelerinden dolayı cezaevindeler. Mücadelelerinden dolayı cezaevindeler. Pişmanlık dayatması yapıyorsunuz. Kimin infazı yakılıyor peki? Kürtlerin biliyor musunuz? Bunu araştırdık. Sadece Kürtlerin. Düşman ceza hukukunun açık örneği. Kürtleri Kürt olduğu için cezaevine atıyorlar. Yasaların verildiği koşullu salıverme hakkını kullanmıyorlar. Sonra bir de cezaevinde Kürtçe mektup yazdı diye iyi halli değilsin diye infazını yakıyorlar. Ayrımcılığın dikalası. Bir de utanç fotoğraflarınız var. Bakın. O fenomenlerden Nihal Can'dan anoreksiye kapılmış, tahliye oluyor, hemen kuaföre gidiyor, basına röportaj veriyor. Ama Makbule Özer 83 yaşında hala cezaevinde. Emine Kaya, Nezete Bölek, Sare Kaya. Annelerimizi tutukluyorsunuz ya, ninelerimizi. Hatice Yıldız 75 yaşında, Hanife Arslan 76 yaşında. Bu bir halkın onuruna kastetmektir. Siz haysiyetimize kastediyorsunuz ya. Ve bunun hesabı mahşere kalmaz. Ve insanları cezaevinde yavaş yavaş öldürüyorsunuz. İdam cezası kaldırdık diye övünüyorsunuz. Ama 2021'de 52, 22'de 78, 23'te 43 ve bu yıl 26 kişi cezaevinde öldürüldü. Siz öldürdünüz. İktidar öldürdü. Yavaş yavaş öldürdü. Bir de sağlık durumunu bilmediklerimiz var. Hallacı Mansur'un çok önemli bir sözü var. Cehennem acı çektiğiniz yer değil, acı çektiğinizi kimsenin bilmediği yerdir. İmralı Ada Hapishanesi şu anda bir cehennem olarak tasarlanmış. Orada insanların isimleri söyleyeyim. Sayın Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın hasta mı değil mi onu bile bilmiyoruz. Hiç haber yok çünkü. Cehennem ya. Aileleri hasta olup olmadıklarını, yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmiyorlar ya. Dünyanın hiçbir sisteminde 40 ay devam eden, yıllarca devam eden bir tecrit yoktur. Şöyle annelerin çocuğuna para yatırdı diye, çocuğunun cenazesi defnedilirken İki cümle kullandı diye nineleri cezaevine kapatmazlar. Bu bir zulüm düzenidir. Faşizm demek bile karşılamıyor.